Arkası Yarın. Katilin Ayak İzleri 13. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan John Dixon Kerr. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. Doktor Nick'in büyüttüğü Brenda, Frank'le evlenmek üzeredir. Ancak Brenda'ya deli gibi sevdalı olan avukat Hugh, genç kızı bu evlilikten vazgeçirmeye çalışmaktadır. Ama Brenda, Frank'in ölen amcasından kalan milyonlarca dolara sahip olmak için vasiyet gereği evlenmek zorunda olduğunu söyler Hugh'a. Bu tartışmanın geçtiği günün akşamı Frank, tenis kortunda ölü bulunur. Genç adam boğularak öldürülmüştür ve kortta Brenda'dan başka kimsenin ayak izi yoktur. Evdekilerden şüphelenen polis herkesi sorguya çeker ama sonuç alamayınca kız arkadaşına kötü davranan Frank'e düşman olan Arthur Kentler denen bir akrobatı gözaltına alırsa da daha sonra serbest bırakır. Ama Brenda cinayet sırasında tenis kortunun oralarda olduğunu bildiği Arthur'un katili gördüğünden emindir. Hugh'la birlikte Arthur'un ağzından laf almak için prova yaptığı tiyatroya giderler. Arthur onlara Frank'i kendisinin öldürdüğünü söyler. Ama Brenda ile Hugh buna inanmaz. Biraz sonra prova başlar. Bu sırada dedektif Hartley de Arthur'u tutuklamaya gelmiştir. Ama bunu gerçekleştiremez. Zira provanın en tehlikeli numarasında Arthur yere düşerek ölür. İyi de Hartley, dışarıdan birisinin girerek bu cinayeti işlemesi imkansız. Belli ki bu işi o sırada provayı izleyenlerden biri yapmış. Ben de böyle düşünüyorum. Orkestradakilerden birinin arkadaşları görmeden ateş etmesine imkan yok. Hepsinin üzerine aradım. Ayrıca ön koltuklarda oturan Arthur'un sevgilisi Madge Stargus'ın da üzerine aradım. Bulunduğu yerin yakınlarına baktım. Silah bulamadım. Peki içeride yabancı olarak başka kimse yok muydu? Yaptığım araştırmaya göre yoktu komiserim. Tiyatronun iki kapısı var. Arkadaki dekor kapısı olduğu için kilitliymiş. Ön kapıda da kapıcı var. O da bizlerden başka kimsenin girmediğini söyledi. Bilirsin, tiyatronun bulunduğu semt pazar günleri gündüzleri çok tena olur. Doğru. Kapıda duran gazete satıcısıyla fındık fıstık satan yaşlı adamla da konuştum. Onlar da içeriye bizden başka kimsenin girmediğini söylüyor. Yani herkesin gözünün önünde Frank'in katilini öldüren adam elini kolunu sallayarak gitti, öyle mi? Ne yazık ki öyle oldu. Ya da yer yarıldı, yerin dibine saklandı. Bu işte anlaşılmayan bazı esrarengiz noktalar var Hartley. Nedir bunlar? Katil Arthur'un kendi fotoğrafını çektiğini nasıl ve kimden öğrendi? Öyle ya, bunu öğrenmeden neden Arthur'u öldürsün ki? Doğru. Arthur, Frank'in cesedi başındaki resmini gönderdiğinde sen neredeydin? Nick'in evindeydim. Kuryeyi oraya yolladı. Bu durumda o evde yaşayanlar bu fotoğraf işini duymuş oldular herhalde. Duydular tabii. Ben Nick'in yanındaydım. Evde başka kim vardı? Bayan Kitty ile Nick'in hizmetçisi Maria. Bayan Brenda ile Hugh da tiyatroda duymuşlar. Hatta Arthur hem Brenda'ya çektiği fotoğrafı vermiş hem de konuşmuşlar. Evet. Bu durumda katil bu saydıklarımızdan biri mi oluyor komiserim? Bilmiyorum, bilmiyorum. Senin aklına başka bir şey geliyor mu? Hayır. Düşündükçe size hak veriyorum. Hizmetçi Maria'nın Frank'i öldürmesi için en ufak bir neden yok. Hı hı. Bence Doktor Nick Young'ı da kuşkulular listesinden silebiliriz. Neden? İki sebepten. Birincisi, kızı gibi sevip büyüttüğü Brenda'yı Frank'le evlendirmek için çırpındığını herkes biliyordu. Doğru. İkincisi, adamın eli kolu sargılar içinde. Ya tekerlekli iskemleyle ya da bastonla ancak dolaşabiliyor.
Geriye Bayan Brenda ile onu delice seven genç avukat Hugh Rowland kalıyor. Evet. Hugh Rowland Brenda'ya deliler gibi aşık. Frank'in yanında bile genç kıza kur yapmaktan, hatta onu bırakıp kendisiyle evlenmesini teklif etmekten korkmayacak kadar cüretkar bir aşık. Frank'i öldürmesi için bir sebebi var yani. Bence yok. Çünkü Brenda, Frank öldürülmeseydi zaten ona evlenmekten vazgeçtiğini söyleyecekti. Böyle olduğunda Hugh neden Frank'i öldürsün ki? Bu ona bir şey kazandırmazdı ki. Ama Brenda'ya milyonlarca dolar kazandırdı. Öyle değil mi? Evet. Vasiyete göre taraflardan biri evlenmeden önce ölürse, diğeri mirasın tümünü almaya hak kazanıyormuş. Bu durumda Frank'in ölümü en çok Brandon'ın işine yaramış oluyor tabii. Deniz kortundaki ayak izleri de onun. Bize papuçlarını bir başkasının giydiğini söyleyerek yalan söylemişti. Arthur'un çektiği fotoğrafa göre deniz kortuna girdiği apaçık ortada. Ama o fotoğrafta kız cesetten biraz uzakta. Yani cesetle arasındaki mesafede ayak izi yok. Bu da Brandon'ın cinayetten sonra Frank'in yanına gittiğini gösteriyor. Seni duyan da polis değil avukat olduğunu zannedecek Hardy. Neredeyse bütün şüphelileri atladın. Ama birisini atladın. Kimi? Bayan Kitty. Unutma, o kadın neredeyse bütün gününü Doktor Nick'in evinde geçiriyor. Yani sizce katil... Ben odur demiyorum. Sadece şüpheliler arasında onu unuttuğunu söylüyorum. Arthur Chandler'ın evine birini gönderdin mi? Evet, bir ekip gitti. Arthur'un annesiyle konuşup oğluyla ilgili bilgi alacaktı. Ayrıca evde araştırma da yapacaklar. Güzel. Biliyorum şu anda üzüntülüsünüz. Oğlunuzun acısını taşıyorsunuz ama biz de görevimizi yapmak zorundayız Bayan Chandler. Bu yüzden bizi anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Benden ne istiyorsunuz? Arthur Chandler'ın katilini bulmak istiyoruz. Onun odasını arayabilir miyiz? Elimizde arama emri var. Ne bulacağınızı bilmiyorum ama arayabilirsiniz. Jefferson, Arthur'un odasını arayabilirsin. Tamam Matteo. Bayan Chandler, oğlunuzu öldürecek kadar kin bağlayan biri ya da birileri var mıydı? Arthur huysuz, geçimsiz biriydi. Neredeyse her gün içer, biriyle kavga edip gelirdi. Kaç kere karakola düştüğünü bilirim. Daha 2 gün önce gösterinin yöneticisiyle kavga edip işten atılmıştı. Sonra geri aldılar. Peki hiç tehdit telefonları alır mıydı? Bilmiyorum. O evde yokken çok kişi arardı ama hiçbiri de öyle tehdit mehdit etmezdi. Kendisinin kız arkadaşlarıyla ilgili bildiğiniz bir şey var mı? Bildiğim bir Madge Stargus var. Bir tek o kızla dolaşırdı. Bayan Chandler, oğlunuzu kimin öldürebileceği hakkında bir bilginiz var mı? Hayır, yok. Peki ölmeseydi oğlunuzun bugün bir cinayet suçuyla tutuklanacağından haberiniz var mıydı? Cinayet suçuyla mı? Bu saçmalık da nereden çıktı? Arthur kimi öldürmüş ki? Frank Donuts adında birini. Kız arkadaşı Madge Stargus'ın intihara teşebbüs etmesine sebep olan delikanlı. O öldürülen genci hatırladım. Gazetelerde gördüm. Arthur Madge'i üzdüğü için bir ara onu dövmekten söz etmişti. Pekala. Bize söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı Bayan Chandler? Ne diyeyim? Oğlumun katilini yakalamanızı istiyorum. Merak etmeyin. Her suçlu gibi o da yakalanacaktır. Matteo, ben bir şeyler buldum. Nedir o elindekiler? Bir boru ve küçük bir iğne. Ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Dedektife veririz, o araştırır. Hoşça kalın Bayan Chandler. Bir dakika. Evet? Şimdi hatırladım. Arthur bugün tiyatroya giderken bir mesele yüzünden birkaç gün karakolda kalacağını merak etmememi söylemişti. Sonra da Hardy adında bir polise vermem için bana bir paket bırakmıştı. Dedektif Hardy bizim şefimiz. Biraz durun da paketi getireyim. İşte bu paket. Üzerinde dedektif Hardy'ye verilecek diye yazıyor. Alın, siz verin. Arthur ölmeseydi bu paketi 2 gün sonra ben götürüp verecektim. Merak etmeyin. Ben dedektif Hardy'ye veririm efendim. Katilin o evden biri olduğunu düşündükçe başıma ağrılar giriyor komiserim. Neden? Çünkü hepsi de böyle bir cinayeti işleyemeyecek insanlar da ondan.
Herkes birini öldürebilir Hardy. Ben nice eli öpülecek, önünde saygıyla eğilecek insanlar gördüm. Bir anlık öfke, ihtiras, menfaat insanlara her şeyi yaptırabiliyor. Haklısınız komiserim. Ben ekip Hardy'yim. Evet Mateo. Arthur Chandler'ın evinden geliyorum. Arthur'un annesi oğlunun arzusu üzerine iki gün sonra size verilmesi gereken bir paket verdi. Dur bir dakika, dur. Yani bu paket aslında bana iki gün sonra mı verilecekti? Evet efendim, kadın öyle söyledi. Arthur bu sabah annesine bir meseleden dolayı birkaç gün karakolda kalacağım. Bu paketi iki gün sonra dedektif Hardy'ye götür ver demiş. Bu çok ilginç. Aç bakalım Hardy, ne varmış içinde? Olur komiserim. Bu da ne? Nedir? Bu bir film rulosu. Film rulosu mu? Evet. Banyo edilmemiş bir film rulosu. Arthur Chandler neden bu filmi sana yollamış ki? Bilmiyorum. Dur bir dakika. Küçük bir kağıt buldum paketin içinde. Bir şey yazılı. Oku, oku çabuk şunu. Evet. Dedektif Hartley. Bu filmi banyo ettirip bastırın. Aradığınız her şeyi göreceksiniz. Arthur Chandler. Buna ne diyorsunuz komiserim? Sanırım o fotoğraflarda katili göreceğiz Hardy. O halde hemen merkeze gönderip banyoya ittireyim. Zira kaybedecek vakit yok. Doğru. Bu azılı katil daha başka cinayetler de işleyebilir. Mateo. Buyurun. Al bu filmi hemen merkeze götür ve acele olarak banyoya edip karta basmalarını söyle. Peki efendim. Ah, az kalsın unutuyordum. Arthur'un odasında da bir şeyler bulduk. Ne buldunuz? Buyurun. Bulduklarımız şu poşetin içinde. Bu iş giderek ilginç bir hal almaya başladı Hartley. Arthur'un odasında bulunanları görüyor musun? Evet. Kamıştan bir boru ve küçük bir iğne. Vay canına. Ne işe yarıyor bunlar acaba? Onların ne olduğunu bilmiyorum ama basılmak üzere olan merkeze gönderdiğimiz film rulosundan gerçek katilin kim olduğunu öğrenebileceğiz. Ben Komiser Fell. Nereden arıyorlar dedin? Morg'dan mı? Bağla bakalım. Morg doktor arıyormuş. Niye arıyor ki? Alo. Evet doktor. Yine cesetleri kesip biçiyor musun? Seninki de işliyor yani. Akşam eve gidip de nasıl yemek yediğine şaşırıyorum. tamam. Sustum, seni dinliyorum. Kim? Hı. Evet. Ne olmuş? Ne? Sahi mi? Vay canına. Tam zamanında aradın. Sağ ol doktor. Sana iyi kesip biçmeler. tamam. Ne oldu komiserim? Birden heyecanlandınız. Neler olmadı ki Hartley? Yanılmışız. Başından beri yanlış bir yol tutturmuş gitmişiz. Katil olduğundan şüphe ettiğimiz herkes ara. Hepsi saat 5'te Nick'in tenis kortunda toplanacak. Neden orada? Bir tutuklanmaya şahit olmalarını istiyorum. Dedektif Hartley beni neden çağırdı ki? Benim bu cinayetlerle ne ilgim var? Bu çiçekler ne kadar güzelmiş. Hey siz. Ne arıyorsunuz orada bakayım? Affedersiniz. Ben buradan geçiyordum. Durun bakayım. Sizi bir yerden tanıyor gibiyim. Ama ben sizi ilk defa görüyorum. Tamam buldum. Siz May Stargus'sınız. Fotoğraflarınızı gazetelerde görmüştüm. Yanılmıyorum değil mi? Evet o kız benim. Ah zavallı kızım. Önce canınıza kıymaya kalktınız. Daha sonra da sevginiz bir cinayete kurban gitti. Şu son hadiseler kim bilir sizi ne kadar üzmüştür. Evet ama herkes kadar. Ne daha çok ne daha az. Böyle olacağını bekliyordum zaten. Affedersiniz. Kim olduğunuzu sorabilir miyim? Adım Kitty. Geçen gün öldürülen Frank'in arkadaşıyım. Aa, demek Kitty sizsiniz. Evvelki günkü olayda sizden söz edildiğini işittim. İlk bakışta hadise bir hayli karışık gözüküyordu. Halbuki şimdi daha da karıştı. Arthur'un cinayet günü buraya geldiğini biliyorsunuzdur herhalde. Biliyorum. Frank rastladığım erkeklerin en iğrenci, en kötüsüydü. Arthur onun bana yaptıklarını öğrendiği zaman öfkesinden küplere bindi. Onu dövmek ve aynı zamanda da gülünç bir hale sokmak istiyordu. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Hayır, pek fazla bir şey anladığımı söyleyemem. Bakın, öyleyse biraz daha açayım. Ondan garip bir şekilde intikam almak istiyordu. Onu burada kıstıracak, sersemletinceye kadar dövecek, sonra da bir çuvalın içine sokup fotoğrafını çekecekti. Aman Allah'ım,
Sonra da bu fotoğrafları çoğaltıp Frank'in bütün tanıdıklarına, eşine, dostuna gönderecekti. Ama buna fırsat bulamadı. Birisi onu öldürdü. Peki siz burada ne arıyorsunuz? Katilin Ayak İzleri adlı oyunun 13. bölümünü dinlediniz. 14. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.